Fuat çok istedi. Kağıt üstünde evliyim ben dedi. Mutsuzum dedi. Kalbim sende, sevgilim ol. Boşanacağım dedi. Kabul etmedim. Elif ben git dedim ona. Ben yuva yıkan kadın olmam dedim. İnan bana. Ben hiç istemedim onu. Gülsüm inanıyorum ben sana, tamam. Bugün parkta Kuzey demediği lafı bırakmadı bana. Dayanamadım. Öyle yığılıp kalmışım. O beni ahlaksız bir kadın sanıyor. Senin teyzen olduğumu öğrense seni de yakacaktım. Of. Firdevs. Firdevs öğrense ablamı öldürür. Zaten sabah akşam beraberler. Teyze ne dedin sen? Hiçbir şey demedim. Teyze. Doğru söyle, annem yine Firdevs'in yanında çalışmaya mı başladı? Otur bakalım şuraya. Bak, sevgilin arıyor oğlum. Hadi Zeynep, aç şunu. Oğlum sürekli seni arıyor ama beni aramıyor. Neden? Nasıl bağladın onu kendine? Söyle! Bakın benim niyetim kötü değil. Sınava erken mi girdi acaba? Niyetin ne olduğunu dün anladık zaten. Kuzey'in evinde oğlumu dün çok güzel ayarttın. Bu işi çözmeden hiçbir yere gitmek yok. Şimdi beni iyi dinle. Oğlumdan uzak duracaksın, anladın mı? Ben... Dur dedim. Senin bu hayatta sahip olacağın şeyler paspas, süpürge, deterjan, anladın mı? Benim oğlum değil. Ege ile konuşun lütfen. Ben seninle konuşuyorum şu an. Ona salça olan, onu baştan çıkartmaya çalışan sen değil misin? Hayır, yok öyle bir şey. Dur dedim. Artık yalanlarını duymak istemiyorum, anlıyor musun? Bitti artık, bitti. Al, istediklerin bu mu? Benden korkmuyorsun öyle mi? Daha ne kadar düşebilirim ki? Artık üzülmekten korkmuyorum. Benden korkma zaten. Sevdiklerinin başına bir şey gelir mi diye kork. Elbet bu hayatta senin de sevdiklerin vardır. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Yok. Ailemi koruyorum sadece. Dava dosyasına şöyle bir baktım, burada buldum seni. Yıllar önce neredeydin? Ne yapardım bilmiyorum. Ama istesen onu da bulurum. Söyle bakayım bana. Evlendin mi? Çoluğun çocuğun oldu mu? Bülent'ten evvel kaç adam vardı zaten. Sana çok onlardan. İftira. Yemin ederim iftira. Kaç defa anlattım size. Başkasına inanana kadar. Neden bana sormadınız? O dedikoduları bizi çekemeyenler çıkardı. Yemin ediyorum ben Bülent'i çok sevdim. Ne ondan önce ne de ondan sonra hiç kimse olmadı. O zaman korkup kaçmasaydın. Dursaydın sevdiğin adamın arkasında. Ama sen de biliyorsun ne mal olduğunu. Bülent'ten çocuk yapacak, sonra onu bize karşı kullanacaktın. Ama beni aşamadın. Yine aşamayacaksın. Eğer bir daha Bülent ararsan, senin için bu hayatta kim varsa en kıymetli onu bulur, bu hayatı ona zindan ederim.
Neden biz onlara hizmet ediyoruz? Bizim neyimiz eksik onlardan? Neden anne, neden? Hep böyle olmayacak, tamam mı? Benim kızım okuyacak. Ben bunun için çalışıyorum. Kaderim bana benzemesin diye. Oku kızım. Kurtar kendini. Söz anne, söz. Okuyacağım, çalışacağım. Ben büyüyünce sen de kimseye hizmet etmek zorunda kalmayacaksın artık. Elif'im, ağlama ne olur. Vallahi bak ablam yemin ettirdi söylemediğine. Annemi kopardı. Tamam teyze. Ben söz verdim ona, sen bundan sonra kimseye hizmet etmeyeceksin dedim ama tutamadım. Bak yine hizmet ediyor onlara. Senin bir suçun yok Elif. Sen elinden geleni zaten yapıyorsun. Yapamadım. Yapsaydım annem orada olur muydu? Ben size yetsem sen Suat'ın tuzağına düşer miydin? Olcan yanımızda olmaz mıydı teyze? Elif'im, ne olur ağlama. Sen sadece Kuzey'i sevdin. Eğer orada da bir hata varsa... o bizim hatamız. Sen ağlama, tamam mı? Ne bu? Sen beni mi izletiyorsun? Kim çekti bunu? Kim çektiyse çekti. Bak, Firdevs Hanım'a bunu yapma. Bu kadın kim bilmiyorum ama belli ki onu da tuzağına düşürmüşsün. Ona da bunu yapma. Bir dakika, bir dakika. Sen bana posta mı koyuyorsun? Ben sadece seni uyarıyorum. Uyarıyormuş. Sana ne benim özel hayatımdan? Ha? Kuzey, kızımla evleneceksin, ses etmiyorum. Ama sen bana bunun hesabını soramazsın, yerini bil. Sorarım! Sorarım. Ortada harcanan iki kadın varsa... herkese her şeyin hesabını sorarım. Anladın mı beni? O halde babana niye sormadın? O da ananı aldattı. Baban ananı aldatırken ona niye hesap sormadın da şimdi? Yeter. Babamın adını sakın ağzına alma. Sakın. Tamam. Tamam bak, sakin ol. Sakin ol. Sen öyle birdenbire benim üstüme gelince yani... sakin ol. Hadi. Neyine sakin olayım ha? Hı? Neyine sakin olayım? Sana babamın adını ağzına alma dedim. Tamam. Tamam bak, çocuktun zaten sen o zaman. Yani eski gün geçmişte kaldı. Ama evdekiler duyacak şimdi ha. Hadi bırak, hadi sakin ol. Kadalar görünmüyor ki. Kız Mirvet, git bak şunlara. Bir çay falan götür. Ne olduğunu anlayalım. Ay ben gidemem. Özel bir şey konuşuyorlarsa ayıp. Ben mi gideyim ayol? Ay bu da ahlak kumkuması. Ben en iyisi gidip ocağa bakayım. Hep o Elif'in işi bunlar anne. Ne? Bugün bir adam fotoğraf yollamış. Para istemiş. Kuzey de biliyor. Ben göremedim ama Kuzey gördü. Ondan sonra Kuzey baban nerede diye sordu. İyisi şimdi de bu. Ne hatlar karıştırıyorsa yine. Ya Suat Bey o kadınla iş görüştüler eminim. Zaten resmi ve mesafeliydiler. Firdevs Hanım, bana güvenin. Zannettiğiniz gibi bir şey yok. Ya konuştular, sonra da zaten kalkıp gittiler. Ya Soner size ne dedi bilmiyorum ama ben kendi gözlerimle gördüm. Ya ben bu işin peşini asla bırakmam, merak etmeyin. Dur öğreniriz. İşte bu. Senin istediğin bu değil miydi? Oğlumu bir güzel eğlendirdin. Beraber takıldınız. E bunun bir karşılığı olması lazım değil mi? Al.
Ne o? Az mı geldi? Neden bana bunu yapıyorsunuz? Beni tanımıyorsunuz bile. Siz benimle bir kere bile konuşmadınız. İnanın ben bunları hak etmiyorum. Ege... Ege benim bu dünyada tanıdığım en iyi insan. Biliyorum. O yüzden oğlumu senin gibi bir yılandan korumaya çalışıyorum. Az mı geldi para? Beğenmedin mi? Yeter. Ne olur yeter, susun. Ben Ege gibi bir evlat yetiştirdiğiniz için size her gün içimden dua ettim. Ama sizin böyle konuşmanız beni gerçekten çok üzüyor. Üzülme, üzülme. Ben daha çok para veririm sana. Bana bak kızım. Bir daha seni oğlumun etrafında görmeyeceğim. Yoksa bedelini çok ağır ödersin. Anladın mı? Hadi yürü git şimdi. Bir daha Bülent'i aramayacaksın. Şimdi gardiyana telefon numaramı bırakacağım. O sana ulaştırır. Avukatını ben ayarlayacağım. Beni burada çürütmek için mi? İşi yokuşa sürme kızım. Bülent'in çok mutlu bir yuvası, iki tane de pırlanta gibi evladı var. Sen şimdi onların yuvasını yıkmaya çalışma. O işte uzman sensin. Merak etme. Ben kimsenin yuvasını yıkmam. Kimsenin evladı üzülsün istemem. Senin de evladın varsa, onların üzülmesini istemiyorsan Bülent'ten uzak dur. Neden korkuyorsun ha? Bülent'in beni unutamadığını düşünüyorsun değil mi? Seni mi unutamamış? Şu haline bak ya. Bülent değil seni unutmak, hatırladığına şükredeceksin yahu. Peki, 20 yıl sonra Bülent neden buraya geldi? Neden bana yardım etti? Unutsaydı benimle ilgilenir miydi? Sen Bülent'in içindeki o aşkın tekrar ortaya çıkmasından, geçmişi sorgulamasından, ablasının geçmişte çevirdiği hatların ortaya çıkmasından korkuyorsun. Zavallı. Çukurun dibine düşmüşsün. Ama hala kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsun. Asıl sen kuyruğunu dik tutmaya çalışıyorsun. Ben senin gibi değilim Naciye Hanım. Eğer senin gibi olsaydım, Bülent'e bana olan tehditlerini anlatır, ikinizin arasını bozardım. Ama yapmadım. Çünkü ben eski defterleri açma derdinde değilim. Ben buradan çıkma derdindeyim. Sen beni tehdit edip eski defterleri açmak istiyorsan, Hodri Meydan. Ben de varım. Ama sonunda olacaklar sadece beni değil seni de yakar. Handanlar o fotoğrafı görürse olay daha da büyür. Görsünler. Umurumda değil. Bak. Erkeğiz biz. Birbirimizi anlarız. Ben seni anlayamam. Ben bir kadını, bir anneyi aldatmadım. Arkasından iş çevirmedim. Elif ne oluyor peki? Yeme beni. Erkek adamız biz. Yapımız da var. Öyle bir taneyle yetinemiyoruz. Ha,
Ama bak kızımı üzersen, evini ihmal edersen işte o zaman kızarım. Yoksa bir iki tane fındık kırmışsın. Elif gibi şöyle böyle kızlarla takılmışsın, ne olacak ki? Sen kimsin lan Elif'in adını ağzına alıyorsun? Sen kimsin Elif hakkında öyle konuşuyorsun? Kavga ediyorlar. Öldürürüm seni. Seni öldürürüm. Yetişim, kavga ediyorlar. Kavga mı ediyorlar? Koş kızım, koş. Ege arıyor. Hadi aç şunu Zeynep. Efendim Ege. Neredesin Zeynep? Sınav çıkışı geldim, yoktun. Arıyorum, mesaj çekiyorum, cevap vermiyorsun. Her şey yolunda mı? Ne oluyor Zeynep, iyi misin? Otobüs arızalandı da. O yüzden yetişemedim sınava. Tamam, neredesin? Konum at, geleyim alayım seni. Yok yok. Ben eve gidiyorum zaten. Sonra konuşuruz, tamam mı? Zeynep. Neler oluyor Zeynep? Senin bu hayatta sahip olacağın şeyler paspas, süpürge, deterjan. Anladın mı? Benim oğlum değil. Oğlumu bir güzel eğlendirdin. Beraber takıldınız. Bunun bir karşılığı olması lazım, değil mi? Bana bak kızım. Bir daha seni oğlumun etrafında görmeyeceğim. Yoksa bedelini çok ağır ödersin. Anladın mı? Bir daha söylüyorum. Bir derdin olursa bundan sonra beni arayacaksın. Kardeşimi kaybetmeyi göze alırım. Herkesin benden nefret etmesini göze alırım. Ama kardeşimin mutlu yuvasının bozulmasına, o iki tane evladının seninle muhatap olmasına asla izin vermem. Eğer bir daha Bülent ararsan, hayatındaki en kıymetli şeyi arar, bulur, onun çok fena canını yakarım. Nokta. Unutma. Görüş bitti. Zeynep abla, iyi misin? Kalk, kalk. Ya kusura bakma, görmedim. Baskete gidiyordum da. İyiyim, iyiyim. Sen kusura bakma, ben seni görmedim. Dur, yardım edeyim, dur. Tekrar kusura bakma. Olur mu? Teşekkür ederim. Sen kusura bakma, ne olur. Senetler ne böyle? Suat'a vereceksin bunu. Bundan sonra onun borcunu ben ödeyeceğim. Elif, zaten ödüyoruz. Ya tamam teyze, bundan sonra resmi olsun işler. Elif benim avukatım dersin. Ya bir dur. Artık Suat'la ben muhatap olacağım. Senden uzak dursun yeter teyze.
Alo. Evet, Elif Demir ben, okuldan. Evet, yani ne olursa yaparım, ödevleri de yaparım, tezleri de hazırlarım. Hatta birinin yerine sınava bile girerim. Evet. Notlarım iyi. Hı hı. Tamam, haber bekliyorum o zaman. Sen ne yapıyorsun? İki iş yapacağım teyze. Annemi o Firdevs'in elinden, seni de Suat'tan kurtaracağım. Bak, kurban olayım. Ablamı Firdevs'in yanında çalıştığını sakın belli etme. Vallahi keser beni. Bilmiyorum. Sen Kuzey'in etrafında olduğun sürece Handan senin peşini bırakmayacak. Seni kim koruyacak? Sen bir kere aşk varsa umut vardır demiştin ya. Belki beni de koruyan bir aşk vardır teyze. Nida, Elif hakkında böyle konuşursan seni mahvederim. Elif'in adını ağzına almayacaksın. Sen anladın mı beni? Kavga mı ediyorsunuz? Ne oluyor? Suat Bey isterse size anlatır. Kuzey dur. Nereye, bir konuşalım ne olur. Arayacağım seni Handan. Kuzey. Ne oluyor Suat? Anlatmak isterse anlatır da ne demek? Ne gizliyorsun sen? Ya yok bir şey. Elif yüzünden hep. Elif yüzünden mi? Ya bizim bir davamız var. Elif'le bakarız dedi. Ben de istemem. Kızım onu sevmiyor. Etrafında dolaşmasından rahatsız dedim. Ne Elif'miş be? Başka? Ya biraz da ağır konuştum işte, öyle atıştık filan. Bak bu Kuzey de ayağını denk alsın ha. Yani damat mamat diyoruz, kızımı üzmesin sonra. Baba ya, vurdun mu ona? Yok kızım, ne vurması? Bakmayın siz de öyle canım. Sakinleşir, aramızda hallederiz biz. Baba oğul sayılırız biz artık. Hadi, hadi siz de içeriye girin. Erkeklerin işine karışmayın. Kapatın konuyu. Benim Elif'i var ya. Bırak. Konu Elif değil. Konu Elif değil mi? Ne demek konu Elif değil? Önce Kuzey'le benim aram açtı, şimdi de Kuzey'le babamı düşman ediyor. Mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Zeynep geldi mi? Geldi. Niye sordun ki? Hiç. Sınavı vardı, onu merak ettim. Allah Allah. Ya daha düne kadar düşmandınız, şimdi dost mu oldunuz? Ben kimseyle düşman değilim. Sadece olanı biteni merak ediyorum. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ne oldu? Eve geldiğinde çantası yere düştü. İçinde para dolu bir zarf vardı. Ne? Nasıl ya? Yani benim bu kızı bir alıp veremediğim yok ama... O kadar parası varsa burada ne işi var ki? Öğrenirsin. Abla o benimdi ya. Tamam. Allah'ım ben ne yapacağım? Ege arama artık ne olur. Melis ben, girebilir miyim? Tabii. Sana içecek bir şeyler getirdim. Sağ ol. Ne oldu, iyi misin? Bir şey mi oldu? Ya iyiyim. Yorgunum biraz. Dün gece uyuyamadım da pek. Ha, sınav çok mu yorucuydu? Sınava giremedim. Geç kaldım. Ah canım, çok üzüldüm ya. Benim yüzümden mi? Ya Arda'lara falan gidince sohbete mi daldınız? Arda'yla görüşemedim. Neyse boş ver. Bütünlemede hallederim. Tamam, ben üstüne gelmeyeyim o zaman. Konuşmak için doğru bir zaman değil sanırım. Sen kendine gelince konuşuruz. Thank you.
Hayır ya. Hayır olamaz. Neden ya? Neden? Daha yeni başladık Zeynep. Babamı çaldın ama aşkımı sana yar etmeyeceğim. Ne?